Herkese hayırlı ve iyi günler dilerim. Aslında hazırladığım bazı cevaplar, sorular var ama şimdi bu cümleyi yazarken bile, ilk girişteki cümleyi yazarken bile o kadar çok düşünmek zorunda kaldım ki sonrasında aslında dedim ki ilk girişte bundan bahsetmeliyim. Dedim ki nasıl selam vereyim? Bir, selamünaleyküm diyeyim. Sonra dedim Allah Allah, birileri şey der. Sonra dedim merhaba desem başka birileri bir şey diyecek. Ya bu ülkede aslında hani sadece işiyle uğraşıp kendin kalabilmek veya hiçbir şeyi ima etmeyebilmek bile o kadar zorlaşmış ki selam vermemizdeki cümlede bile düşünmek zorunda kalıyoruz. Gene de çok teşekkür ederim. Ben herkese hayırlı ve iyi günler dilerim. Bu belki de çok ortada ve herkesin belki de kalbine dokunacak bir cümle diye düşünüyorum. Günün sonunda aslında bütün duygularımızı hepimiz anlayabiliriz. Bütün o sonradan bize yüklenmiş şeylerden ari olarak baktığında aslında milyonlarca yıldır geçen bütün kelimeler, cümleler derler ya insanların duygusunu anlatmaya yetecek kadar cümle ve kelime bulunamamıştır. Aslında insanların iyi niyetini gözüne baksanız anlarsınız. Yüzüne baksanız anlarsınız. Biz belki de sonradan bir sürü şey yüklüyoruz. Kendi özümüzden ve insani değerlerimizden uzaklaşıyoruz. Bu çok basit insanlara kalbini gösterme cümlesinde bile düşünmek zorunda kalmak hakikaten insanlara çok şey geliyor. Bu yaşadıklarımı da belki de anlatmama çok daha faydası olacaktır. Yani insanlardan diyeceğim bu olaya o diğer sonradan yüklenmiş, bir taraf edilmiş halinden ari olarak sadece vicdanlarıyla ve mantıklarıyla baksınlar. Sorular var. Onların hani bazılarını kendi kendimize sorup cevaplamak istiyoruz. Ve sizden de ricam bunları kendi vicdanlarınızla ve mantıklarınızla lütfen tekrar cevaplayın. Bizim cevaplarımız yanlış da olabilir. Biz kendi bilgilerimizle yanlış da cevaplıyor olabiliriz. Lütfen bütün herkes cevabını, şeyini zaten yazsın, yazıyor. Bir, bu ülkede kimlere dokunulamaz? Ben düşündüm mesela bu olaylar başıma geldiğinde. Yani bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı bir firma olsam bu kadar kolay dokunulamazlar. İki, siyasi ilişkilerim olsa, oralardan besleniyor olsam, evet ya o zaman da dokunamazlar aslında. Bir mesela bu olay için diyorum ki ya birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Ya benim öyle bir gücüm olsa buradan herhalde numune de alınmazdı. Eğer numune sonuçları böyle de çıkmazdı. Bilmiyorum hani azıcık şey düşünmek lazım. Bu adam bir sürü şey konuşulduğunda pozitif mi etkileniyor, negatif mi etkileniyor? Ya aslında hani bir sürü işte her şeye yapıştırılıyoruz. İşte mafya arkasında var dendi, siyasi bağlantı var dendi, öyle dendi. Yani düşünün bir mafya bağlantısı olması sizce Türk milletinden onay görecek bir şey midir? Türk milleti parasını kötü bir yere verir mi? Bu söylentiler bize pozitif mi yansıyor? Hayır, negatif yansıyor. Ama bu söylentiler bu gençliğimizde, milletimizde ne yaratıyor biliyor musunuz? Aman ha, kafanıza yapamayacağınız korku duvarları koyun. Bariyerler koyun. Bu ülkede bir şey yapabilmek buralara bulaşmadan asla olmaz. Umutsuzluk aşılıyorsunuz. Ya bu şirket hiç buralara bulaşmadan buraya geldi. Birazdan inşallah bunları anlatacağım. Mesela Özgür Demirtaş gerçekten çok teşekkür ederim. Bu şirketin milyar dolarlık bir şirket olduğunu görüyor. Biz 15-20 yıl önce daha fon şirketlerinin dikkatini çekmiş, görüşmeler yapılmış, denetletilmiş ama ben onlarla iş yapmamış bir firmayım. O gün çok büyük paralarla ortaklıklar yapabilirdim. Bu şirketi çok daha fazla büyütüp, hızlı hormonlu büyütüp başka bir yerlere götürebilirlerdi. Biz para ve şey aşıklısı olsak o gün daha bunları yapardık. Ülkenin en iyi, en büyük fonlarıyla en az onlarca kez görüşme yapıldı. Biz kabul etmedik. Şey değil, hani çok teşekkür ederiz. Onlardan da çok şey öğrendik. Hani bizi
sonuçta yatırım yapılabilecek bir şirket olarak görmeleri çok büyük şey. Benim aslında hedefim gerçekten ne olursa olsun nasıl Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir hedefi var. Bu olsun ya da olmasın, oradaki kriterler bir şekilde hepimizin ulaşmak istediği şeyler ya. Tabii ki benim için de büyük yatırımcıların almak istedikleri, para kazanan, para üreten, geleceği olan bir şirket gibi gözükmek, sağlıklı gözükmek en büyük ölçü. Çok teşekkür ederiz. Onlardan da çok şey öğrendik. Sonra benim onda birim, yüzde birim o kadar olan şirketler halka arz edildi. Ben şirketimi halka arz edip yine dokunulmazlık alır ve belki de tahmin edemediğimiz kadar çok büyük fazla parayı kenara koyup kaçırabilir bir şeyler yapabilirdim. Ben bu şirketin çok daha değerli olacağına, bizim kendimizin şu an bunları çok daha hızlı yapabileceğimize inandığımız için halka daha iyi arz etmedik. Birileri diyor ya hani nerede? Ben 28 yıldır buradayım. Şu 4-5 gündür de azıcık vicdan ya, bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini. Ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl? Hani nerede olabilirim ki? Ben hani ben emekleriyle para kazanan biriyim. Ne yaptım? Yani çuvalda param var, bir yerlere mi kaçırmaya uğraşıyorum? Veya yüzümde bir kara leke mi var, bir yerlere kaçacağım? Ben 12 bin kişilik ordumun, 12 bin kişilik emekçimin emeklerini bir şeye bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum? Bu başımıza gelenleri yapanlar şurada hata yaptılar. Biz çok çok ahlaklı, emekleriyle kıdım kıdım para kazanmaya uğraşan emekçi bir şirketiz. Bugüne kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanıyor olabilirler. Onların belini bükmüş olabilirler, bileklerini bükmüş olabilirler ama çok yanlış insana sattılar. Allah'ın sevgili kuluna sattılar. Yani gerçekten Allah'ın gölgesinin her şeye yettiğini gördüm. Bu olayda da çok şükür. Ne düşünüyorsun derseniz iyi şerden hayır doğacak. Güçlenerek çıkacağız. Çok eminim. Çok eminim. Çok şükür ve gerçekten yani hani derler ya tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur. Allah'ın da bir düşündüğü vardır değil mi? Çok şükür bakın beklememiz bile işimize belki de yaradı. Çünkü biz devletin adaletine güveniyoruz. Diyorlar ki ne yaptı? Ne yapacağım? Benim çek gidebileceğim kapım devletin adaleti orası değil mi? Başka bir yere mi gitmem gerekiyordu? Gittim, başvurdum ve bekledim. Beklemek zorundayım. Ben hızlı konuşmam zaten oradaki olayı bile zarar uğratmaz mıydı? Veya düşünseniz ya devlete rağmen bir vatandaş kazanabilir mi? Haklı çıkabilir mi? Ben devleti ürküttüğümde devlete karşı kazanabilir miyim? Kendimi anlatabilir miyim? Ben devletimi arına namusuna sahip çıktım. Başvurdum ve bekledim. Ama kendi evrağını koruyamamış, kendileri analizleri sızdırmış. Ben ne yapayım? Ve Allah'tan ki gerçekten Allah'ın sevgili kuluyum, şanslıyım. Dün Tarım Bakanlığı'ndan daha önce duyuru yaptık. Düşünseniz ya, biz Tarım Bakanlığı'ndan sonra o duyuruyu yapmak zorunda yapsaydık, ne duruma düşerdik? Çok şükür, Allah'a şükür, Allah'ın sevgili kuluyuz. O açıklamayı evraklar paylaşıldıktan sonra yaptık. Zaten o zaman biz de bu işin her şeyini ve hani konuşmamızda da ilanımızda da dedik ya, lütfen herkes bu işi biraz derinlemesine baksın, derinlemesine incesin. Hani orada diyorlar ki bizden işte şey bekliyor, destek bekliyor. Evet destek bekliyorum derken yani bakın bu olaya derinlemesine bakın. Her yönüyle lütfen bakın bu iş çok basit bir iş değil. Kusura bakmayın. Yani bir sürü basın danışmanı, bir sürü profesyonel firmalar destek vermek istiyor. Yani biz belki de burada danışmanlarımızla profesyonel bir şekilde bu konuları anlatmamız gerekiyor ama biz bugüne kadar böyle gelmedik. Biz kendimiz gibi olarak geldik. Biz sıradanlaşmak da istemiyoruz. Çok haklılar. Evet, profesyonelce yürütmeli. Evet, biz zaten zamanında bunları yaptık. Yine de yapıyoruz. Pandemi öncesinde akademimiz vardı. Bütün elemanlarımıza psikologlardan eğitim aldırıyorduk, psikolog desteği alıyorduk, Türkiye'nin en iyi eğitimcilerinden eğitimler aldırıyorduk. Yine bunları yapacağız. Pandemide bunları buzdolabına koyduk her şirket gibi. Şimdi yavaş yavaş normale dönüyoruz ama
Yine işte bir şeyler yapıldı. Ama şey değil, burası bir şey değil ya. Biz buradan çok daha iyi çıkacağımıza eminiz yani. Çok daha iyi olacağız. Birazcık hani kimlere dokunuluyor? İşte biz yani Konya Karaman'dan Bulgaristan'a Şümen, Kırcaali Pazarcık bölgesine taşınmış bir ailenin. Daha sonra İznik'e gelerek, tabii her macir gibi o zaman İznik gölün kenarı ama orada sinek var diye, kızılcık yok diye Bursa Yenişehir'in Kızılhisar Köyü'ne taşınan bir ailenin çocuğuyum. Yani 78 doğumlu, Bursa Kızılhisar'da okumuş, daha sonra Otelcilik Turizm Meslek Lisesi okumuş birisiyim. 96 yılında İznik'te ilk şubemiz açıldı. O gün 18 yaşına bile girmemiştim. Otelcilik Turizm mezunuyum. Hayatımı değiştiren şeylerden birileri de mesela Otelcilik Turizm'i okuduğumda gerçekten hizmet sektörünün çok büyüyebileceğini o günlerde daha gördüm. Ben tepesi olmayan işler yapmak istiyorum. Yani insanları mutlu ettikçe çok daha büyüyebilecek bir iş yapıyorum. Çok şanslıyım, çok şükür. Benim için bu ülke 85-90 milyonluk değil, aslında 3 katı bir pazara sahip. Çok iyi kahvaltı yapıyoruz, çok iyi çorba yapıyoruz. 90 milyonu sabah kahvaltısında misafir edebiliriz. Öğle yemeğinde misafir edebiliriz. Akşam yemeğinde misafir edebiliriz. Maaile, büyük ailelerle ekonomik fiyatla hizmet sunduğumuz için onları ağırlayabiliriz. Yani biz aslında çok büyük bir pazara hitap eden ve restoran kılığına girmiş çok büyük bir etçiyiz. Biz bu ülkenin temel ihtiyacı olan et ürünlerini satıyoruz. Biz insanların buzdolabına o temel ihtiyaçlarını çoğunluğu olan ana maddeleri üretip satan bir firmayız. Aslında çok büyük bir pazara hitap ediyoruz. Birazdan bazı konularda bu konuyu birazcık geniş düşünmeniz için onlara da gireceğim. Lütfen burayı da birazcık dikkat ederseniz seviniriz efendim. İşte gerçekten ben hiçbir taraf değilim. Mesela şimdi bugün, dün ve bugün bütün dükkanlarımızı zabıtalar, bir sürü şu dükkanlarımız denetlenmeye başlandı. Şeyi gördüm, bu ülkede gerçekten memurların temiz rısıtla evlerine gidebildikleri, her gün dua ettiklerini, her gün korkarak temiz rısıt evde kalabilmek için dua ettiklerini gördüm. 25 kişi zabıta şubemizi basıyor ve zabıtalar kendileri utanıyorlar. Diyorlar ki arkadaşım biz her gün burada yemek yiyoruz ve birazdan kıyafetlerimizi çıkartıp yine öğle yemeğine geleceğiz biz buraya. Ama emir büyük yerden, gidin ceza kes dediler. 25 kişi bir dükkana niye göndeririz? Ben size ne yaptım? Ne var orada? Ne buldum? 25 kişiyle oraya gidip ne buldum? Yani şeylerini bahsetmek istemezdim ama burası kritik olduğu için bu mesela her yerde şu an bunlar yapılıyor. Bugün de yapılıyorlar. Hatta tutanaklara yazıyorlar ki domuz eti arandı. Yani komedya. Bu dediğim olay mesela Denizli şubemizde oldu. Ya arkadaş neden diye düşündüm sonra ya, neden? Ha dedim sonra ya, neden? Hiç bizim uhdemizde olmayan totemimize hiç yani bizlere de sorulmadan markamızın üzerine seçim zamanı başka bir partinin afişi asılmış. Ben astırmadım. Ben mi astırdım? Ha dedim, herhalde kinleri buradan geliyor. Ya bu ülkede siyaset insanlarını niye kötü yapmak için var? Ben o şubeye belki de yılda 2 sefer, 3 sefer ya gidebiliyorum ya gidemiyorum. Oradaki çalışanların hepsi o memleketli. Oranın insanları. Siz o insanların emek sarf ettiği yere, 100'e yakın çalışma arkadaşım var orada. 25 kişiyle girip ne arıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsunuz? Ya bu halk, bu millete kendi çocuklarını yok etmek için mi yarattırıyorsunuz? Yok etmek için niye ışınlandırıyorsunuz?
şey için hani bu hep şeyde ilişkilendirecekler. Hani geçmişte de bizimle ilgili bir sürü şeyler söylendi. Orada da bir davamız var. Hani orada da şeyler bahsedilmiş. Gerçekten hani diyorum ya kötüler, şeyler, bu işleri yapanlar çok zeki insanlar. Gerçekten çok çok cesur ve zeki insanlar. Bizim o olaydaki davamızda bile biz hani Kesimhane'yi Afyon'da almaya kalktık. Hiç böyle bir şeyler yapmadık ama yıllar öncesinden bile hazırlık yapılmış. Tweetler ona göre atılmış. Buraya insanlar ona göre gönderilmiş. Hani bu benim o davada verdiğim ifade savcılıkta var. Lütfen o ifadeyi gazeteci arkadaşlar tam alsınlar, tam okusunlar. Ya ben niyeti hayır olan, yolunda giden bir arabayı gibi düşünün. Ben niyeti hayır, istikameti belli, yolumda gidiyorum. Yani sizler benim karşıma çıkıyorsunuz, sizler bana bulaşıyorsunuz. Benim ne işime girer ya? Ben yani yani benim ne gücüm yeter size bulaşmaya, ne şey yapar? Ben ne işime girer? Ama sizler gözlerini dikmişseniz ne yapabilirim ki? Benim gideceğim yer kanun, verdiğim ifadeler orada ve orada bile şey gibi şu anki açıklama bile şöyle hani bakın evet burada bunlar olmamış olabilir ama avukat bey sonunda şunu diyor. Herkes kendi fıtratı gibi davranır. Yani sonunda iyiymiş gibi gözüküp yine böyle manipülasyon cümlesi. Ya abi biz olduğumuz gibiyiz. Lütfen o ifadeyi tekrar alıp tekrar okusunlar. Oradaki flu yerlere tekrar baksınlar. Yani biz işimizde gücümüzde giderken iç işimiz yok. Hani kurtla şeyimiz olacak. Ama şu var. Hani şöyle bir atasözü vardır. Dağda sürünün var mı? Kurtla hesabın var. Dağda sürün var mı? Leşik de var. Tabii ki şey de var. Ama yani çok şükür ya. Biz kendi ekibimize de güveniyoruz. Kendimize de güveniyoruz. Allah'a da çok şükür güveniyoruz. Bu milletin o asıl o şey duygularına da çok güveniyoruz. Hani kimin yanında olacağını çok iyi bilir bizim milletimiz. Sonra Köfteci Yusuf'u anlatmak isterim. Köfteci Yusuf'un vizyonu, misyonu nedir? Neden ucuz satıyoruz? Nasıl ucuz satıyoruz? Arkadaşlar biz ucuz değil, diğerleri çok pahalıya satıyor. Nasıl mı? Bugün 280 liraya karkas dana alıyorsunuz. En iyi danayı 280 liraya 350-400 kilo arası alabiliyorsunuz. Kestirebiliyorsunuz birinci elden. %15 kemik yani %13 kemik çıkar ama trimlerle beraber %15 kemik diyelim. Böl 85, 330 lira çıplak kemiksiz etin maliyeti. Bu etin içinde %6 değerli etler var. Yani değerli etten kastımız bonfile, antikot, biftek. Bunlar 600, 700, 1000 liraya kadar kilosu satılan ürünler. Sonra %13, %14'te beşli set var. Bunlar da 500, 600, 650 bandında satılan etler. Diğer kalan etleri ortalamada kilosunu 300 liraya düşürüyor. Tabii bunları böyle değerli sattığında normal etin maliyeti 300 liraya geliyor. 300 lira ham et. Şimdi yani görüyoruz Twitter'da bir beyefendi hesap yapıyor. Diyor ki nasıl köfteyi 550-600'den aşırıya satıyor? Nasıl kıymadan daha ucuz satıyor? Efendim köfte zaten yağ oranı yüksek. İçinde et, ekmek, soğan, baharat olan bir ürün. Yani günün sonunda içindeki ekmek ve soğan etten daha uygun fiyata. Ya bir kilo kıyma başlangıcı 300 liraysa zaten köfte bir tık daha altında olmalı. Geldik 300 lira maliyetimiz var. Köfteci Yusuf'u diğer firmalardan ayıran şey biz arada aracısız çalışan bir firmayız. Kurgumuzu böyle yapmış bir firmayız. Bir sürü kişiye göre belki deniyor ki bu firma hiç bilinçsiz yönetiliyor. Aksine ilk günden beri stratejisi olan ne yapmayı, o yola nasıl gideceğini bilen bir firma. Köfteci Yusuf firması yalın, basit, bütün kitaplarda söylendiği gibi yalın, basit kalmaya uğraşan, verimli olan bir işletme. Az daha çoktura inanan bir işletme. 300 lirayla başladık,
diğer rakiplerimizle aramızdaki farklar, diğer rakiplerimizin %8 uluslararası yurt dışındaki markanın asıl sahiplerine verdikleri %8 bir para var. Daha sonra ülkedeki kendi franchise haklarını almış ana firma %15. Daha sonra franchise verdiği dükkan işletmecisi %15. %15 bu ürünü üreten toplamdaki aradaki farkımız zaten %53'e geldi. Yani 300 lirayla aynı başladığımız yerden rakip %53 yukarıya çıkarak 460 liraya çıktı. Biz hala 300 liradayız. Biz dipte %6 ile çalışmak isteyen bir firmayız. %6'dan daha fazla kazandığımızda daha uygun fiyata satmaya uğraşıyoruz. Biz çok uygun fiyata satış yapan, binlerce milyonlarca şubesi olan marketler gibi gıdanın, restorancılığın hard discount'ıyız. Arada bir aracı yok. Ben hala 300 liradayım. Rakibim 460 liraya satmak zorunda. Daha sonra tüm Türkiye genelinde benim 285 şubemdeki kira ortalamam %1.25. Benim dışındaki firmaların ortalaması 10 ve 15. Aramızdaki farkı gördünüz rekabetçiliği. Bakın 13 puan fark açıldı. Bizim şirket genelinde bizim o firmalara göre negatifliğimiz, biz çok daha fazla eleman arkadaşımızla çalışıyoruz. O firmalar mümkün olduğu kadar az eleman çalıştırıp ortalamada %15-20 bandında eleman maliyetleriyle hayatlarına devam etmek istiyorlar. Bizim şirket genelinde %30'a yakın personel maliyetimiz var. Biz bu rekabetçi durumlardan dolayı uygun fiyata en kaliteli ürünü misafirlerimizle karşılaştırabiliyoruz, misafirlerimize satabiliyoruz. Çok basit. Etik kaça alınıyor bu matematiği? Etle ilgili herkese lütfen sorsunlar. Lütfen yaptırsınlar bu matematiği. Sonra bu işte diyoruz ya, bu iş neden yapıldı, kimler yaptı, nereye gidiyor? Çok bizim aklımızın ermedi diyoruz ya, ama biraz düşündükçe, olaylar geliştikçe şu olayla da bu işi ilişkilendiriyoruz. Şu an ülkemizde KDV ile ilgili bir sorun var. Aslında KDV Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenen bir şeydir. Ama bir ikinci bir şey bakanlıktan çıkarttırarak şu an diyorlar ki masa servisi olan yerlerde ürünler, etler %1'le değil %10'la satılmak zorundadır. Yani benim KDV %10 dahil 390 liraya sattığım köfteyi marketçi gelip benden alsa 390 lira %10 KDV dahil kendi dükkanında satsa o %1'e satabiliyor. Aynı %390 liraya satsa yine %9 para kazanır. Lütfen şu bizim başımıza gelenleri şu kararla ilgili de bakın. O marketlerin et tedarikçileri kimler? O marketler, o büyük marketler acaba burada bir taraflar mı? Bilemiyorum. Bakın şu kanun o kadar kötü bir kanun ki ülkemizdeki coğrafi işaretli ürünlerimizin bile rekabetçi olabilmesinin önünde engel. Niye? Ya arkadaşım bu ülkede Antep'te adam tonlarca baklava satıyor. Ya Türk misafirperverliği gereği oradaki baklava almaya gelen misafirine şuraya bir sandalye koyup bir masa koyup bir çay ikram etse %1 satabilme hakkı olan baklavayı %10'la satmak zorunda. Bu eşitsizlik ilkesi değil mi? Bu mantıklı bir şey mi? İnanın bunu
Bir sürü vergicilerle konuşuyoruz, bu vergi dairelerine başvuruyoruz, dilekçe veriyoruz. Off the record, hepsi diyorlar ki o kadar saçma ki. Çok haklısınız, eşitsizlik ilkesi, bu doğru bir karar değil. Ama inanın, bana bunu yazılı sorsanız böyle cevap veremem diyorlar. Ya nasıl kadar, ne kadar hani bürokratlar veya bakanlar bu kadar kutsallar mı? Ya insanlara bir şey anlatmayı bile korkuyor diğer sahadaki, diğer asıl işletmelerle temas eden arkadaşlar. Ya bu konuya da lütfen, lütfen bir bakın. Düşünseniz ya, Hatay'da tepsi kebabı yapan bir firma kıydı, tepsi kebabını yaptı. Satsa %1 ama masa servisi varsa orada pişiriyorsa zaten onu %10 satıyor. Zaten oradaki içecekleri %10 satıyor. Ama ötekini de bu sefer %1 satmak zorunda. Ürünün asıl sahibi olan insanlara diyorlar ki sizi cezalandırıyoruz. Siz %1'le satacaksınız. Ama başka birine malınızı peşkeş çekerseniz siz %10'la satacaksınız. Onlar %1'le satacak. Ne kadar mantıksız, ne kadar anlamsız. Yani Hollanda'da peynir nasıl meşhur oluyor? İnsanlar beğendiği şeyleri sevdiklerini alıp götürmek isterler. Adam peyniri tadıyor, sonra uçaklarda görürsünüz tonlarca peynir ülkenin dışına ihraç ediliyor. O ülkeler bu firmalarını destekliyorlar, yolunu açıyorlar. Yani işlerini kolaylaştırıyorlar, su gibi olmasını sağlıyorlar. Bizdeki kararların hepsi o kadar yani işi yavaşlatmak için, kastırmak için yapılmış ki. Ben niye dükkanlarımdaki kasap dükkanlarımda ürünümü %10'la satmak zorundayım? Neden? Çiğ ürünü alıp insanlar orada yiyemez ki. Mantıksız değil mi? Bu kararda neyi çıkarttılar? Bir sürü zaten fiş bile kesmeyen büfeciler, bilmem neciler, adamlar oyuncakları da %1'den kesmiş. Oradaki yiyecek içecek pişmiş masa servisini de %1'den kesmiş. Ama zaten siz orasını denetleyemiyorsunuz ki. Bugün o adamlara %10 kestirsen de o adamların çoğu yine fiş kesmiyor ki. Niye ufacık bir kötülük için Türkiye genelindeki çok iyi işletmeleri de cezalandırıyorsunuz? Niye? Ben şimdi bu peki enflasyona katkı mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? Ben %10 koyarak sattığımda 390'a satabildiğim köfteyi 440'a satmak zorundayım. Ve lütfen geçen haftaki fiyatlarımıza baksınlar. Kampanya yaptık. 390 liraya köfte satmaya başladık. Bütün marketler o fiyatın altına baz aldılar. Biz ülkenin 1/6 birinin etle ilgili tedarikçisiyiz. 1/6 biri çok şükür çok iyi bir rakam. Çok büyük bir rakam. Biz insanların dolaplarına gidiyoruz. Evlerine giriyoruz. İnsanlar beğeniyorlar ve tonlarca ürünümüzü alıyorlar. Ve düşünseniz ya tonlarca ürün satarken ve hani herkes açıklıyor ya gerçekten yani insanın bunu yapması için şizofren olması lazım. Hiç maddi bir kazanç bile sağlamayacak bir şeyi ürününe katmak. Ne bu? Milyar dolarlık marka değeri olan bir şirketi bu riske atmak. Ne kadar mantıklı? Sonra şey deniyor, bu biz hani et balıkla ilgili işte et balık bizi destekliyor, bize çok mal getirmiş. Lütfen onlara bakılsın. Evet, biz zaten 1/6 bir ürünü sattığımız için, biz zaten bir üretimimiz olduğu için belirli miktarda ürün alma hakkına sahibiz. Zaten yasa bunu diyor ama inanın orada bile lütfen şuna bakın. Köfteci Yusuf'un oraya ödediği para belli, ne kadar mal aldığı belli. Lütfen ona bakın. İnanın bizden önce gazete haberleri çıkıyor. İnanın bize oradan gelecek malı bilmeden önce gazete haberleri çıkıyor. Aylar öncesinden. Ve bize o kadar mal gelmiyor. İnanın rekabetçi olmayan dönemde et balık bize fiyat veriyor. Kurban üzeri bile satamadığı malları bize verdiler. Orada inanın zarar bile ettik. Ama biz ne bileyim ya biz hayır diyemeyen bir işletmeyiz. Lütfen oradaki hani çıkan haberlere bakın. Lütfen bu şirkete ne kadar gönderilmiş ona da bakın. Mesela şimdi akşam da bir sürü kişiler açıklama yapmaya başladılar. Gerçekten o dedikleri konulara çok iyi baksınlar. Ama orada hani Köfteci Yusuf için söyledikleri sayılarla diğer firmaların söyledikleri sayılar hiç tutmuyor. Ve o diğer bahsettikleri firmaların ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci daha en direkt başka firmaları da var. Lütfen oraya bir de o gözle baksınlar. Şunu iddia ediyorum.
tüketim ve üretim ölçeğiyle aldığı mal oranına bakıldığında en azı bize verilmiştir. Kesinlikle iddia ediyorum. Bizim Amasya'da iki tane, Ankara'da bir tane, Bursa Yenişehir'de bir tane ve Kemalpaşa Karacabey'de bir tane olmak üzere toplam 40 bin başa yakın hayvan çiftliklerimiz var. İnanın 1,5 yıldır bir baş et balıktan buralara hayvan alamadık. Çünkü işte geçmişin olması gerekiyor. Bir sürü prosedür var. Çok mantıksız, anlamsız prosedürler var. Bir baş hayvan alamadık. Biz doğudan topladığımız hayvanlarla geçen yıl 6-7 bin tane yakın malımızı baktık. Çok şükür fiyatları arttırabilecekleri dönemlerde onları kestirerek fiyatların stabil kalmasını sağladık. 20 yıldır ülkemizde ilk defa kurban üzerinde et fiyatları yükselmedi. Çünkü biz o dönem kendi malımızı kestik. Piyasayı ateşlendirmedik. Lütfen buralara birazcık daha bilinçli, birazcık daha böyle büyüteçle bakarlarsa çok daha farklı şeyler göreceklerine emin olabilirsiniz. Biz 1,5 yıldır burada Yenişehir'de aldığımız çiftlikte hala işletme belgesini alamıyoruz. Eskiden o belgeyi kullanan firmayı şikayetçi olmamıza rağmen hala işletme belgesi bize verilmedi. İnanın nakit atışı kötü biri kredi çekerek o yurayı alsaydı bugüne kadar 100 kere batardı. 300-400 milyonluk çiftliğim boş duruyor. Bu olaya da lütfen birazcık daha büyüteçte baksınlar. Orada bile o kadar davalarım var, o kadar şeylerim var. Orasının izniyle hayvan getirildiği gözüküyor ama biz işte kendimizi kanıtlamaya uğraşıyoruz. Bu ülkede iyi olabilmek o kadar zor ki. Sonra şimdi bu olayla ilgili konuştuğumuzda bu olay hani o dediğimiz zaten kağıtta da açıkladığımız tarihlerde ürünlerimizden bize şahit numune bırakılmadan numuneler alınıyor. O dönemde de o arkadaşları oraya gidip görev yazılarını yazanlar bir tık yukarıdakilere de birazcık bakmalarını isteriz. Çünkü bakın hani dedim ya aslında çok vicdanlı insanlar var. Olayın oluşunda da bu iş farklı bir şey diye anlayan insanlar var. Biz de zaten hani o kağıtta yazdığımız gibi geç bildirildi ama bildirilmez hemen gittik. Hatta bana o zaman kızdılar, dediler ki siz niye geç kaldınız? Biz de dedik ki bakın böyle bir olay var, adamlar gelmiyor diye kızıyoruz dediler. Hani bunlar artist mi dediler bizim için. Yo, biz dedik ki efendim biz sizden öğrendik, nasıl olur? Sonra zaten oradaki herkes bir şaşırdı. Allah Allah, bu olayda bir olağan dışılık var diye hayrete düştü. Sonrasında biz tabii ki benim hani diyorlar ki ne yaptın, ne yapabilirim ben? Devletin kapısına gittim, şikayetçi oldum. Yani zaten il tarımın ve ilçe tarımın prosedürü gereği yapması gerekenler yapıldı. Onlar da davacı oldu. Biz de zaten davacı olmasını bile yavaş yaptılar. Biz çünkü bir dava olmadan dava edemiyoruz ya. Sonra davacı oldular. Hemen onlara hızlı şekilde hani avukatlarımızla cevap vermeye başladık. Yasal süreç başladı. Sonrasında hani biz davanın sonucunu bekliyoruz ve biz bunu kazanacağımıza çok inanıyoruz. Azıcık teknik bilgisi olanlar, bu işten anlayan insanlar oradaki hataları, yanlışlıkları zaten görüyorlar. Sonrasında bekledik ama dediğimiz gibi evraklar sızdırıldıktan sonra zaten sustuğumuz her gün bizi eritiyordu. Sustuğumuz her gün insanlar sanki biz suçluyuz gibi. Benim milyonlarca müşterimiz, binlerce çalışma arkadaşımız, 12 bine yakın çalışma arkadaşımız hepsi kardeşim konuşalım ama biz hani devletimiz sizi beklememiz gerekiyordu adaletimi. Sonrasında yayınlanınca artık zaten susmak suçluluk gibi kabul edileceği için. Şimdi birkaç kişi zaten gelip bize diyorlar ki bugün bile birileri gelip diyorlar ki abi sen hani o şubende olmuştur. Hayır, asla böyle bir şey olmadı. Bana o zaman da dediler ya Yusuf iki tane şubeni gözden çıkar. Senin elemanların. Hayır, bizde böyle bir şey asla yok. Ben elemanlarımı niye gözden çıkartayım? Böyle bir şey yapmadık ki. O şubeleri niye gözden çıkartayım? Bu kabul edilmişlik olur. Böyle bir şey yok. Asla yok. İnsanlar destek verirken gibi bile diyorlar ki acaba olmuş mudur? Hayır. Böyle bir şey asla olmaz. Asla olmadı. Ve hak kesinlikle yerini bulacak. Çok teşekkür ederim.